Soy ağacı verilmiş. Verilen bu soy ağacında taralı olan bireyler Ahmet ve İpek dünyaya gelebilecek olan, şurada soru işareti var, taralı olan bireyler 30 zaman çekinik karakteri taşıdığına göre Ahmet ve İpek'in soru işaretli olan kısım sağlıklı bir dişi olma, doğacak çocuklarının sağlıklı bir dişi olma ihtimali nedir? Dişi olma ihtimali e, için bir bölüki hemen cepte tutun. Sağlıklı dediği için de şimdi biz büyük ağları ve küçük ağları bakacağız. Bununla, e, bunun içinde Ahmet'in ve İpeç'in e, durumunu bulmamız lazım. Ahmet'in anne ve babası bakın e, küçük a küçük a çocukları olduğuna göre Ahmet'in anne babası büyük a küçük a şeklinde olmalıdır. Yani her ikisi de küçük a'yı bir aneden bir babadan geleceği için küçük a'yı taşımalıdır. Ahmet ya büyük a a homozigot olacak ya da e, büyük ve küçük e, yani heterozigot şekilde üç şekilde dominantlık hali üç şekilden İki tanesinde hastalıkla ilgili geni taşıyabilecek. Şimdi biz burada hasta olma ihtimalini e, Ahmet ve İpek'in çocukların hasta olma ihtimalini bulup oradan sağlıklı çocuk olma ihtimallerine bakacağız. Yani Ahmet'in çocuklarının hasta olma ihtimali küçük ağlar iki tane var. Üç tane hepsi dominans zaten iki bölü üç. İpek ise anne, babası küçük ağa olduğu için kesinlikle bütün çocukları da sağlıklı olduğu için annesi de sağlıklı olduğu için büyük ağa taşıdığı için demek ki bütün çocuklar büyük ağa küçük ağa şeklinde olması lazım. Çünkü hasta çocuğu yok. O yüzden de de hastalık taşıma ihtimali bir. Bir ee, bölü de eğer e, iki tane e, Ahmet büyük ağa küçük ağa olsa p de büyük A küçük A olsa yani heterozigot olsa 1 bölü 4 ihtimalle hasta olma ihtimalleri var. O yüzden de hasta olma ihtimali 1 bölü 6 olduğu için sağlıklı olma ihtimali 1 tamdan çıkarırsak 5 bölü 6 oluyor. Ee, sağlıklı ve dişi dediği için de 5 bölü 6 ile 1 bölü 2 çarparız.